Herkese merhabalar. Bugün evime değil, arabama hoş geldiniz. Şimdi ben sıcağı sıcağına böyle bir video yapmak istedim efendim. Gördüğünüz gibi şöyle hemen göstereyim size. Şöyle ışıktan. Gördüğünüz gibi aşımı oldum. Geçmiş olsun. Hemen sıcağı sıcağına sizinle bunu paylaşmak istedim. Çünkü neler oldu? En azından Berlin'de aşı olduğunuzda neler oluyor falan diye birazcık da bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle ben randevumu almıştım ama buna rağmen Tegel'de çok büyük bir sıra vardı. Bir saat boyunca falan sırada kaldım. Instagram'dan takip edenler görmüştü, orada paylaşmıştım çünkü. Neyse ama şöyle bir şey var bakın. Tegel'e girişten hemen sonra, yani havaalanının girişine yaklaştığımız andan itibaren her tarafta görevliler vardı. Ve bu görevlilerin, dışarıdaki görevlilerin gerçekten %70'i Türktü, %20'si Arap kökenliydi, %5 ila 10'u da Alman görünümlü insanlardı. Şimdi öncelikle giriyorsunuz oraya, direkt bana şey sordular, işte bütün belgelerinizi getirdiniz mi, aşı kimliğinizi getirdiniz mi, Ausweis yanınızda mı, kimlik belgeniz yanınızda mı yani. Onun haricinde size bir mektup geldi davet için, daha doğrusu randevu için, onu getirdiniz mi? Ben dedim ki evet, hepsini getirdim. Tamam, süper, o zaman girebilirsiniz diyorlar, giriyorsunuz. Ve şöyle bir şey var, gerçekten ben bu konuda bundan çok etkilendim. Hala da biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bakın bugünkü video çok da böyle gazeteci gibi değil. Böyle sakin değil. Çünkü ben heyecan yaptım azıcık. Bu heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü şimdi ben 14-15 aydır böyle her gün korona. Bıktık 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 korona böyle. Ben bugün ilk kez bir pandemi içinde olduğumu fark ettim ve pandemiden çıktığımı fark ettim birdenbire böyle inanılmaz bir şekilde. Çünkü ben çok çalışmaktan gerçekten bunun farkında olmadığımı hissettim az önce. Neyse, şimdi havaalanına geliyorsunuz. Önce bir girişte böyle bir belgeleri kontrol ediyorlar. Girdim. Zaten park yeri ücretsiz falan, zaten kapalı bir yer biliyorsunuz. Ve gerçekten 20 metrede bir görevli vardı. Hiçbir şey yanlış yapma ihtimaliniz yok yani. 20 metrede bir birisi size işte yolu gösteriyor. 20 metrede bir birisi yolu gösteriyor falan. Ondan sonra geldim, arabayı park ettim, arabadan indim, sonra işte sıradakiler çok fazlaydı, gerçekten çok fazla insan vardı. Yaklaşık bir saat beklemiş olabilirim sırada. O yüzden gelecekseniz yani hani sıkı bir şeyler giyin, hava belli olmaz, şemsiyenizi yanınıza alın. Bu arada acıkanlar için Currywurst var, satılıyor yani Berlin burası biliyorsunuz. O vardı. Yani acıkırsanız alabilirsiniz. Ha, tuvaletler vardı, onu da söyleyeyim. Neyse dedim ki yani hani ben randevulu geldim. Bu kadar sıraya girmem gerekiyor mu? Evet dediler. Yani önemli değil randevunuz. Gecikme söz konusu değil, sıraya girin dediler. Ben de girdim. Dediğim gibi yaklaşık bir saat sonra falan da, belki bir saat bile olmamıştır. Şey yaptım. İçeriye yavaş yavaş giriyorduk. Girerken şöyle bir şey, ben içeriye girmeden, yani binanın içine girmeden kapıda ateşimizi ölçtüler. Ondan sonra size gönderilen ya mektupla, o geldiyse o size barkodu, ya da zaten cep telefonunuzda varsa, ben cep telefonumdan mail gelmişti bana, oradan almıştım. Bu arada Dr. Lip diye bir sayfa var. C ile yazılıyor, Doktor Lip. Eğer onun üzerinden randevunuzu aldıysanız onun uygulamasını da yükleyebiliyor musunuz? Benim bundan haberim yoktu mesela. O şekilde gelenler vardı çünkü. Neyse, onu gösterdim. Barkodumu gösterdim ve içeriye girdim. Zaten içeriye girince de inanılmaz düzenli ve inanılmaz organizasyon olduğunu gördüm. Şimdi ben içeriye girer girmez hemen dediler ki lütfen ellerinizi işte dezenfekte edin. Dezenfekte ettim ve yerlerde şeritler var. Pembe ve mavi şeritler vardı. Sonradan öğrendiğime göre maviler BioNTech aşısına olmak isteyenler için, daha doğrusu randevusu onunla olanlar için, pembe de Moderna ile aşı olmak isteyenler içinmiş. İçeriye girdim. Dediler ki işte kimlik bilgilerinizi görebilir miyiz? Ben hemen kimliğimi gösterdim. Yanımdaki başka birisi şey dedi, yaşlı bir amcaydı böyle, ya benim kimliğim yok ama işte Führerschein var, ehliyetim var yanımda, o olur mu falan. Onunla biraz uğraştılar böyle. Ne oldu sonu bilmiyorum açıkçası onun. O yüzden kimliğinizi mutlaka yanınızda getirin.
Aşı kimliğiniz de varsa mutlaka getirin. Yoksa da doktorunuzdan belge almanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ondan sonra içeriye girdim. Bu kimlik bilgilerini de verdim. Dediler ki ya gerçekten içeride de 10 metrede bir görevli vardı. Elimdeki kağıda baktılar. Evet, siz şu tarafa gidin dediler. O tarafa doğru gittim. Ve girdiğinizde şöyle düşünün. Gerçekten zaten terminalin içi yani eskiden orası şeydi ya, havaalanıydı ya. Zaten geniş, uzun bir bina, yani uzun bir koridora giriyorsunuz ve orada 60 tane küçük küçük şalter yan yana, düşünün böyle. Hepsi birbirinden ayrılmış. Hepsinin önünde birer sandalye var. Ondan sonra bana dediler ki işte bu işte koridorun sonuna kadar gidin. Gittim. Orada yine birisi bana dedi ki bir saniye bekleyin. Ben orada yine bekledim. Ondan sonra işte oturun dediler. Bana bir numara verdiler. İşte sizin numaranız bir dediler. Ama elime bir şey vermediler. Sadece hani sizin numaranız bir dediler. Tamam dedim. Oturduğum sandalyemin arkasında da bir yazıyordu zaten. Oradaki çocuk yine bir Türk arkadaştı galiba. Galiba değil, büyük bir ihtimal Türk'tür çünkü önünde Kadir yazıyordu. Ondan sonra o da sırası gelenlere işte siz şuraya, siz şu şaltere, siz şu şaltere falan diyordu böyle. Orada da yani gerçekten hiçbir şey yanlış yapma ihtimaliniz yok. Mutlaka Berlin'de olanlar için söylüyorum en azından. Tegil'de olacaksanız gerçekten dil konusunda korkmayın çünkü her an Türkçe konuşabileceğiniz birisi mutlaka olacak yanınızda. Benim gördüğüm kadarıyla en azından öyleydi. Sonra şaltere geldim ve ne yaptım dersiniz? Şimdi bana daha önceden mail gelmişti. İki tane dosya vardı o mailin içinde. Birisi, iki belge daha doğrusu. Birisi işte okuyup imzalamanız gereken. Ben işte okudum. BioNTech aşısını olmak istiyorum. Yan etkilerinde şunlar şunlar olduğunu biliyorum diye bilgilendirme formu. Diğeri de benim sadece kişisel bilgilerimin olduğu bir form. Ben bunu evde çıkardım. Çıktısını aldım. Güzelce yazdım. Sakin sakin okudum. İmzaladım falan. Şaltere geldim. Adam işte merhaba nasılsınız? İşte belgelerinizi alabilir miyim falan dedi. Kimliği verdim. İşte daha önce bana o girişte verdikleri belgeleri verdim. Diğer iki formu da getirdiniz mi dedi. Ben böyle aa unutmuşum. Ben o kadar heyecan yapmışım ki çıkışta evden çıkarken onları almayı unutmuşum. Hiç sorun değil, hiç sorun değildi de o böyle. Çıkardı hemen verdi oradan. İşte doldurabilirsiniz dedi. Zaten kağıtları orada gördüm yani. Hani demek ki birçok insan unutuyor ki orada vardı bayağı bir kalın böyle bir ştapı. Ondan sonra işte kalemler de vardı. Hatta kalemleri de böyle işte dezenfekte edilmiş, kullanılmış kalemler diye ayırmışlardı. Ama ben kendi kalemimi götürmüştüm açıkçası. O yüzden daha doğrusu hep yanında kalemim olduğu için onunla yazmayı tercih ettim. Onu yazdım. Kendisine verdim. Ondan sonra dedi ki işte bana bir mavi bir kağıt verdi elime. Bunu dedi hani görünür bir şekilde tutun. Tamam dedim. Sonra oradan çıktım. Bir görevli daha işte bu taraftan gideceksiniz dedi. O tarafa gittim. Yaklaşık bir 50-60 metre kadar yürümüşümdür. Ondan sonra da işte şey alanı, aşılama alanına geldim. Aşılama alanında şöyle düşünün. Hani böyle havaalanından inersiniz. Böyle valizlerinizi almaya girdiğinizde başka bir mekan açılır ya. Yani sonuçta orasıydı gerçekten. Hani havaalanında olduğu için oraya böyle bir girdim. Orada da küçük küçük kabinler yapılmıştı böyle, daha doğrusu inşa edilmiş. Prefabrik gibi var yani, dıştan böyle koskocaman bir şeyin içine giriyorsunuz. Havaalanında o kocaman bir odanın içine giriyorsunuz ve küçük küçük prefabrik kabinler olduğunu düşün. O şekilde yapılmıştı ve hepsi işte perdeyle kapatılıyordu falan böyle. İşte benim sıram gelmişti. Zaten benim önümde hiç kimse yoktu. Beni çağırdılar. İşte perde açıldı. İçeri girdim. Elimde olan belgeleri onlara verdim. Tekrar işte herhangi bir sorununuz var mı? Sorununuz var mı diye sordular. Ben de hayır yok dedim. Zaten orada görevli bir kadın vardı. Ondan sonra böyle ben bir dakika falan oturmadım, doktor hanım geldi. Ondan sonra işte olacak mısınız, BioNTech aşısını olacaksınız falan dedi. Evet dedim. Tamam o zaman hadi aşılayalım dedi böyle. İndirin şeyi, tişört çıkarabilirsiniz falan dedi böyle. Ben böyle o anda birden bir şey oldum. Bir saniye dedim, hani bana bir şey anlatmayacak mısınız? O dedi ki tabii tabii dedi, hemen böyle bir geri çekildi. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz tabii dedi. Bakın işte ben dedim ki ya benim sorum yok aslında, ben her şeyi biliyorum ama siz bir şeyler anlatsanız içim rahat edecek falan. Ondan sonra işte zaten kağıt yapıştırmışlardı duvara, işte BioNTech yazıyordu orada. Bakın dedi, benim adım şu, önünde bir kimliği vardı onda, adım şu şu şu, işte size BioNTech aşısını yapacağız. Aşı olduktan dedi bir hafta sonra vücudunuzda antikörper, antikörpa
işte vücudunuz şeye karşı, koronavirüse karşı şeyler geliştirmeye başlayacak. Ben dedim ki peki hani koruma oranı birinci aşıdan sonra ne kadar? O dedi ki birinci aşının aşıyı yaptıktan 2 hafta sonra yaklaşık dedi, böyle kesin %100 herkes için geçerli olmayabilir dedi ama yaklaşık %70'lik bir korumaya sahip oluyorsunuz. Ondan sonra zaten 6 hafta sonra ikinci doz aşınızda olduktan sonra %95'lik bir oranda korunuyorsunuz falan dedi. Tamam dedim, teşekkür ederim açıkladığınız için. Ondan sonra şimdi yapabilir miyiz diye. Tabii dedim, ben şimdi yapabilirsiniz o zaman. Yani ondan sonrasını biliyorsunuz. İğne, tabii biraz ben böyle bir şey oldum. O sırada fotoğraf çekecektim ama fotoğraf ve video çekmek yasaktı. Girişe kadar, ben Instagram'dan takip edenler görmüştür. Girişe kadar çektim ama ondan sonra şey izin vermediler. O yüzden çekemedim maalesef. Ama işte ondan sonra aşıyı yapıyorsunuz. Belgelerinizi alıyorsunuz. Size diyorlar ki işte şuradan çıkıyorsunuz, oradan. Zaten siz bunları anlamasanız bile yerlerde hep oklar var. Hep oklar çizilmiş. O okları takip ederek bile çıkışa gidebiliyorsunuz. Ama şey dediler, 10-15 dakika kadar lütfen işte şeyde bekleyin. Bir bekleme odası var. Ondan sonra gidebilirsiniz. Tamam, geldim. Bekleme odası da koskocaman böyle bir alanda. Sandalyeler var. İşte kaç tane sandalye var? Yaklaşık ben böyle şeyleri genelde aslında iyi şey yapamam ama 100 tane falan sandalye olduğunu düşünüyorum. Ama hepsinin arasında 1,5-2 metre en azından en az mesafe vardı. Oraya oturdum. Ve işte hatta çok heyecanlıydım. Başkalarıyla konuşmaya başladım. Ondan sonra baktım herkes iyi mi? Kimsenin bir şeyi yok. Benim de bir şeyim yok. 15 dakika sonra saate baktım. 15 dakika sonra da çıktım. Bu kadar. Yani gördüğünüz gibi aşıyı oldum. Hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Ne bir ateş, ne bir başka bir şey, ne bir karın ağrısı falan. Ha, şunu düşündüm ben. Acaba dedim aşıya gitmeden önce yememize, içmemize herhangi bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor mu? Bazı yerlerde şunu okudum. Böyle normalde yapmadığınız şeyleri yapmayın. Yemediğiniz şeyleri yemeyin. Aşırı yağlı bir şeyler yemeyin falan gibi. Ama bunlar doktor uyarıları falan değil. Sadece böyle öyle böyle forumlarda okuduğum şeylerdi. Onun haricinde de şu an iyiyim gördüğünüz gibi. Bir şey olursa ben zaten size yine bir video çekerim. Hani başım ağrıdı, ateşim çıktı falan, bir şey olursa bunu haber veririm zaten size. Ama dediğim gibi kendim açıkçası hem şanslı hem de korunmuş, şu andan itibaren dahi korunmuş ve rahatlamış hissediyorum gerçekten. Yani bu psikolojik olarak çok büyük bir baskı hepimizin üzerinde tabii ki. Gazeteci olduğumuz için bizi biliyorsunuz böyle bir sıralamada atlattılar. O yüzden kimseye ben buradan şey yapın demiyorum, biliyorsunuz hiçbir zaman gidin illa aşı olun falan, kimseye böyle bir şeyde telkinde bulunmadım ama bu pandemi maalesef aşı olmadan atlatamayacağız gibi görünüyor. O yüzden ben kendi adıma bunu yapmanın doğru karar olduğunu düşünüyorum ve şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum. Her zaman olduğu gibi sağlam bilgilerle, bir şey olursa da, herhangi bir yan etkisi de olursa tabii ki bunu sizlerle paylaşırım. Onun haricinde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka güzel yorumlar yazacaksınız. Onun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.